Aslan'ın deney odası. Huzur. Huzur. Bugün hava pek bir kapalı. Acaba bu bulutlar nasıl? Bulutlar nasıl oluşur? Ha, benim de aklımdan bu soru geçiyordu. Bu konuyu araştırmamız gerek. Araştırmamızı tamamladık arkadaşlar. Ve birlikte bulut oluşumunu gözlemleyeceğimiz bir deney hazırladık. Deney için gerekli malzemelerimiz boş bir kavanoz, birkaç küp buz, boş kap, sıcak su ve saç spreyi. Önce boş kavanozun yarısını sıcak suyla dolduruyoruz. Bunu yaparken elinizi yakmamaya dikkat edin arkadaşlar. Hatta isterseniz bir yetişkinden yardım alabilirsiniz. Bulutumuzu rahatça görmek için içerideki sis yoğunluğunu saç spreyi sayesinde arttırıyoruz. Ardından buz dolu kabımızı kavanozun ağzını tamamen kapatacak şekilde koyuyoruz. Aa! Bulut oldu! Ama bu nasıl oldu ki şimdi? Buzla doldurduğumuz kabın tabanı soğuk olduğu için sıcak sudan yükselen buhar ısı kaybetmeye başladı. Ve su damlacıklarına dönüştü. Bu damlacıklar da bir araya gelip bulut oluşturdu. Çok doğru. Gökyüzüne çıkıldıkça da hava soğur. Yeryüzünden yükselen su buharı gökyüzündeki soğuk havayla karşılaşınca tıpkı deneyimizdeki gibi su damlacıklarına dönüşüyor. Bu damlacıklar da bir araya gelerek bulutu oluşturuyor. Bizim bulutumuz gökyüzündeki bulutlardan biraz küçük oldu sanki. Biz bulutumuzu az miktarda sıcak su buharı ile oluşturduk. Gökyüzündeki bulutlar denizlerin, göllerin, hatta okyanusların buharlaşmasıyla oluşuyor. Dünyayı büyük bir kavanoz olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bulutlarımız o kadar gerçekçi oldu ki şimşek bile çakıyor arkadaşlar. Ses dışarıdan geldi Mehmet. Galiba biraz fazla bastım.